çelik sektörüne geçelim. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin özellikle çok uzun süredir devam eden Fas'la çelik ithalatına getirilen antidumpingle dava süreci devam ediyor. Orada Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne açtığı davayı kazandığı bilgisi geldi. Haberi ekrana geçirelim. Hemen akabinde Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Uğur Dalbeler'le konuşacağız detayları. Türkiye, Fas tarafından Türkiye'den çelik ithalatına getirilen antidumping önlemine karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde açmış olduğu davayı kazandı. Alınan bilgiye göre Türkiye'nin talebiyle kurulan Dünya Ticaret Örgütü paneli, Fas'ın Türk çelik ürünlerine karşı almış olduğu önlemin Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına aykırı olduğuna ve kaldırılması gerektiğine hükmetmişti. Panelin söz konusu kararı, örgüt üyelerinin katılımıyla toplanan Dünya Ticaret Örgütü'nün anlaşmazlıkların halli organı toplantısında onaylandı. Fas, Türkiye'den yassı çelik ürünleri ithalatına %11 antidumping önlemi getirmesini takiben ilgili Dünya Ticaret Örgütü paneli, geçen aylarda yayımladığı raporda, Fas'ın antidumping anlaşmasına aykırı hareket ederek Türkiye'nin örgüt anlaşmalarından kaynaklanan haklarına zarar verdiğine hükmetmiş ve Fas'tan önlemini Dünya Ticaret Örgütü yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemişti. Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, söz konusu kararın örgüt tarihinde Türkiye lehine tamamlanan en önemli kararlardan biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin anlaşmazlıkların halli mekanizması kapsamındaki davalarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Madenoğlu, çok taraflı sistemde ülkemizin haklarının korunması yönündeki güçlü diplomasi faaliyetlerine devam edeceğiz dedi. Evet, haberin detaylarını ekrana getirdik. Şimdi Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Uğur Dalbeler'e gideceğiz. Uğur Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Güzel Hanım. Daha önce sizi stüdyoda ağırladığımızda da aslında bu konuyu detaylandırmıştık. Ne dersiniz, özellikle Fas tarafından Türkiye'den çelik ithalatına getirilen antidumpingin zaten haksız olduğu söylenilmişti. DTÖ'ye açılan davanın kazanılması bizim rakamlarımıza nasıl yansıyacak? Şimdi bunun çok önemli bir karar olduğunu ben söylemeliyim. Zira dünyada bu son 2-3 senedir yaşanan, işte hep konuştuğumuz ticaret savaşlarında korumacılık yönünde alınan kararlarda maalesef ülkeler Dünya Ticaret Örgütü kurallarını çarpıtmaya başlamışlardı veya görmezden gelmeye başlamışlardı. O açıdan DTÖ'de alınan bu karar o anlamda bence çok iyi bir cevap oldu bu tür karar alan ülkelere karşı. Ama Fas'a yapılacak ihracatın nasıl etkileneceğini konuşacak olursak aslında çok bir etkisi olmayacak. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, bu dumping davası aslında 5 sene önce alınmıştı. Yani bizim davayı kazanmamız maalesef bir 5 sene sürdü. Bu 5 senede zaten dumping davasının toplam süresidir. 5. senesi olarak yürürlükten kalkar eğer uzatılmaz ise. Fakat Fas ne yaptı? O da farkındaydı aslında davayı kaybedeceğinin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde. O yüzden bir koruma önlemi soruşturması başlattı ve şu anda ithalata %25 vergi uygulamakta. Bizim dumping, bize uyguladıkları o dumping oranı %11'di. Yani daha da beteriyle şu anda korumaya başladılar. Bir ikinci uygulamada yeni bir karar daha alındı. İthalatta sertifikasyon uygulamaya başladılar. Bu da bir anlamda aslında bizim tarife dışı engel dediğimiz bir başka korumacılık yöntemidir. Artık çelik ürünlerini işte Fransız, Alman sertifikasyon kuruluşlarından ancak uygunluk sertifikası alarak ihraç etme şansınız var. O yüzden Fas'a yapılan ihracatta çok büyük bir değişiklik olacağını biz şu an için düşünmüyoruz maalesef. Peki Uğur Bey, tabii ki aslında rakamdan ziyade dediğiniz gibi genel olarak tavır ve kapsama anlamında DTÖ'de bu hakkın kazanılmış olması önemli dediniz. Bundan çok sonraki, çok önemli, evet. Evet, bundan sonraki süreçte stratejik olarak mesela örneğin bu yıl için hem antidumping konusu için sorayım hem de diğer adımlar için. Türkiye'nin stratejik işbirliğinde hangi ülkeler öne çıkacak? Yani neleri atlatması gerekiyor? Şimdi mesela Amerika'ya karşı da bir davamız var. Onu da kazanmıştık. O da panele gitmişti. Daha doğrusu temize. Malum Dünya Ticaret Örgütü aslında biraz işlevini yitirmiş durumda. Çünkü Amerikalılar o atanması gereken hakimleri maalesef atamadıkları için şu anda temiz mekanizması orada çalışmadığından dolayı bazı kararlar kilitlenmiş vaziyette. Ama bence bizim yapmamız gereken bu tür bize karşı haksız olarak alınmış veya olduğuna inandığımız kararları mutlaka hiç
vakit kaybetmeden Dünya Ticaret Örgütü'ne götürmemiz gerekiyor ki ben bunların arasında Avrupa'nın almış olduğu kararın da olmasını talep ediyorum. Zira biz eğer karşılığını vermez isek bu tür karar alan ülkeleri cesaretlendirmiş oluyoruz ki bu da bizim ihracatımızı maalesef olumsuz etkiliyor. Her şeye rağmen bu sene geçen seneyle aynı miktarda ihracat gerçekleştirebildik. Yaklaşık 21 milyon ton çelik ihraç ederek bunun karşılığında da yaklaşık 14 milyar dolarlık bir rakama ulaştık. 2019 yani, rakamı değil mi Boğur Bey? 2019 rakamı. Geçen sene malumunuz 15,5 civarındaydı. %10'luk bir gerileme var değer bazında ama miktarsal olarak aynı rakama ulaşabildik. O da tabii çelik fiyatlarının dünya piyasalarında biraz gerilemesinden kaynaklanıyor 2019 yılında. Son bir dakikada sürenin sonuna geldik ama ben çok kısaca Orta Doğu'yu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü bir yandan İran, Irak oradaki riskler, öte yandan Türkiye'nin Libya'daki politikası. Orta Doğu çelik pazarı için ne kadar önemli çelik ihracatı için? Hep önemini korumuştur ama maalesef orada stabil bir pazar yok. Yani uzun vadeli plan yapabileceğimiz, zira politik riskler çok yüksek olduğundan dolayı çok değişkenlik arz ediyor. 2019'daki en büyük pazarlarımız Yemen ve İsrail'di. Ama daha önceki yıllara baktığınızda aslında Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bunlar gerçekten Türkiye açısından çok önem arz eden pazarlar. Hakeza aynı şekilde Irak şu anda kapalı olmakla birlikte. Bu sene 2020'de bizim öngörümüzde en büyük risk politik riskler maalesef ihracatımızı etkileyecek olan. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey aktardıklarınız için. Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Uğur Dalbeyler'in görüşlerini aldık. Kısa bir araya gidelim. Aranın hemen arkasından Fokus'ta Deniz Yatırım bağlantıları ve Cumhur Örnek'le piyasaları konuşacağız.